Hocam bir sorumuz daha var size. Şimdi çok gündemde olan bir konu bu kentsel dönüşüm konusu. Şimdi bazı konutlar kentsel dönüşümde avantaj sağlayamıyor. Malum kaçak yapı gibi durumlardan dolayı kat kaybetme ve çekme mesafelerinden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet. Ama bu şekilde ilerlerken gerekli olan bir sistem, yöntem. Yöntem nedir? Yani kimi binayı riskli yapı tespitinde bulunuyor, kimi deprem performans analizi öneriyor. Birçok firma riskli yapı daha uygun olduğu için konutlarda riskli yapı tespitini tercih ediyor. Ve sonra bazı sonuçlar ortaya doğuyor. Bunlarla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Evet, benim çevremde de İzmir'de yaşadığımız için ve sürekli deprem olduğu için karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi aslında bu. İnsanların nasıl yol alması gerekiyor? Bu hakikaten önemli. Şimdi nedir durum? Önce ona bakmak lazım. Şimdi kişinin eviyle ilgili bir mevcut durum analizini yapmak lazım. Yani evinde bir sorun var mı yok mu? Yani bir hasar oluşmuş mu? Yoksa sadece depremden mi korkuyor? Yani derdi bu mu? Bunun kararını verdikten sonra bir yol ayrımına geliyor. Burada ya riskli yapı tarafına gitmesi lazım ya deprem performans analizi ihtiyaç varsa güçlendirme. Çünkü performans analizinin sonucunda güçlendirme çıkmayabilir de. Böyle bir şey de var. Yeni yönetmeliğe göre yapılmış bir yapıda bile belki güçlendirme de çıkabilir. Yani onu da bilemiyoruz. Bakmak lazım, analiz edip bakmak lazım. Ben şunu söylüyorum. Eğer yapınızın yıkılmasını göze alıyorsanız ya da alabiliyorsanız riskli yapıya yöneleceksiniz. Yani riskli yapı tespitleri, işte inceleme katından karot alınması, belli katlarda planda değişiklik olan yerlerde sırma ve tarama işlemlerinin yapılması. Bunun sonucunda riskli yapıyla ilgili yönetmeliğimize göre bir analiz yapılıp ondan sonraki bu analizlerle bakanlığın kendi geliştirdiği bir yazılım üzerinden şu anda yapılıyor. Yani tamamen bakanlık kontrolünde ve yetkin firmalar tarafından bu işlemler yapılıyor. Bunun sonucunda eğer bina riskli çıkıyorsa ve bu beyan ediliyorsa bu yapı 3 ay içinde yıkılıyor. Dolayısıyla bunu göze alabiliyorsanız riskli yapıya yönelebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya ben binamın durumuna bir bakayım. Mevcut durumu nedir? Depreme dayanıklı mı değil mi? Benim yeni imar yasasına göre işte çekme paylarım olacak. Metrekarem küçülecek. Bundan dolayı ben ciddi bir mağduriyet yaşayacağım. Böyle endişeleriniz varsa ilk önce belki bir deprem performans analizi yapının yeni yönetmeliğe göre performans seviyesini karşılayıp karşılamadığına bakabilirsiniz. Karşılıyorsa zaten sorun yok. Yani riskli yapı mı değil mi buna bakmanıza da gerek yok. Ama karşılamıyorsa şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Güçlendirme gerekiyor demektir bu. Yani performans seviyesini karşılamıyorsa yapının güçlendirmeye ihtiyacı var demektir. Sistemin geneline bir bakmak lazım. Taşıyıcı sisteminiz iyi mi? Beton kaliteniz, donatılar durumu yani korozyon var mı? Betonda karbonatlaşma oluşmuş mu? Kötü malzemeler var mı? Mide kabukları çıkıyor mu işin içinden? Çünkü sizin yapınızın aslında kimyasına da bakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları da değerlendirmek gerekiyor. Performans seviyesi yetersiz ise güçlendirme projesini isteyebilirsiniz. Bunun artısı ne oluyor? Yani binayı yıkılmaktan kurtarıyorsunuz. Binanız güçlendirme projesiyle ayakta kalıyor. Bunu düşünüyorsanız da bu sefer deprem performansı ve güçlendirme yerine riskli yapıya yönelebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum.